Yakında üniversitesi hastanesi göz hastalıkları konusunda yeni bir sayfa açarak vitreoretinal cerrahi ameliyatlarına başladı. Göz hastalıkları ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Kubilay Çetinkaya bize bir ilki anlattı. Vitreoretinal cerrahi hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Çok özel bir soru sordunuz gerçekten. Vitreoretinal cerrahi aslında kelimelere bakarsak isminden de anlaşılabileceği gibi vitreous ve retinanın birlikte cerrahisi anlamına geliyor. Öncelikle bu gözün iç yapısı hakkında biraz bilgi vereyim isterseniz. Gözü bir top gibi düşünelim ve içine saydam bir sıvı, saydam bir sıvıyla dolduralım. Fakat bu sıvımız jöle kıvamında olsun. Ve topun iç yüzünde retina ismini verelim. Bu retinada da damarlar olsun. Bu ince, gayet ince, yani yaklaşık milimetrenin onda biri, onda ikisi kalınlığında bir tabakadır. Retina hastalıkları veya değişik hastalıklar birlikte olduğu zaman buradaki bozukluklar vitreosu da bozar. Yani retina damarlarından bir şeyler sızdığı zaman dışarıya, örneğin kan diyelim, saydam içine saydam bir tabaka vardı ya, vitreos vardı. O vitreos da bozulur. Böylece olan olay şu: göze gelen ışık artık görmemiz için gerekli olan retina tabakasına ulaşamaz. Işık retina tabakasına ulaşacak ki önce, oradan da beyne doğru gidecek ki insanlar görebilsin. Şimdi retina hastalıkları veya çeşitli nedenlerle vitreos bozulduğu zaman, o zaman ışık gözün içine girip retina tabakasına ulaşamıyor. Yani ileri doğru gidemiyor artık. Böylece hasta görememeye başlıyor. Şimdi vitreoretinal cerrahi işte bu cerrahi. Yani vitreostaki olan bozuklukları veya retinada olan bozuklukları düzeltme cerrahisi. Gözün tam içi gördüğünüz gibi. Bu nedenle ulaşması uzun zaman çok zor olmuş olan, şimdi de diğer bölümlerine göre tabii gözün tam içi olduğu için ulaşması, ameliyatta çalışma ortamı oldukça karmaşık olan bir cerrahi. Vitreos ve retinayı görmesini engelleyen bozuklukları hastanın ortadan kaldırmaya yönelik bir cerrahi girişim. Peki bu ameliyatların altyapısı nasıl hazırlanmakta? Gerçekten çok sayıda alet ve üst düzey aletlerin ihtiyacı var. Bunun yanı sıra tabii bu iş yapacak olan eleman, ekibin de, hatta sadece doktor değil de ekibin de iyi yetişmiş olmasına ihtiyaç var. Son yıllarda değil, çok uzun zamandır aslında bu konuda çok fazla değişimler, gelişimler oluyor. Aletlerin bir kullanımlık olmasından tutun da, hatta makasların bile bir kullanımlık olmasından tutun, gözün içinde çalışırken gözün içi karanlık biliyorsunuz normalde, orayı daha iyi aydınlatmaya yönelik sistemler dahil hepsi gelişiyor. Dolayısıyla siz setinizi, aletlerinizi sürekli güncellemek zorundasınız. Çünkü her bir güncelleme gerçekten çok fazla işe yarıyor. Örneğin son zamanlardaki en büyük güncellemeden bahsedeyim size. Gözün içindeki o jöleyi almak isterken, keserken yani, dakikada 5000 kere kesicinizin çalışması lazım ki en ideal kesici olacak. Dakikada 5000, bakın çok yüksek bir rakam bu. Buna zaten yeni ulaşıldı. Son 6 ay veya 1 yıldır piyasada var bu aletler ve bütün dünyada 2 firma yapıyor bu işi şu anda. Tabii ki diğer firmalar da yapacaktır ama şu anda 2 firma yapıyor. Mesela bizim hastanemizde kullandığımız alet bu tür son derece gelişmiş bir teknoloji içeren bir alet. Böylece ne oluyor? Hastaya olabilecek bazı zararların önüne geçmiş oluyorsunuz. 5000 ile kesmeniz gereken bir bölümü örneğin 3000'de önceden kesi hızıyla yaparsanız, sizin şu anda anlayamayacağınız ama hastaya zarar verecek bir takım çekintiler ortaya çıkıyor. Ve bunlar da hastanın ameliyatının kötü sonuçlanmasına yol açabiliyor. Yani her bir gelişmeyi de takip etmek zorundasınız. Deponuza eklemek zorundasınız ki başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Prognoz dediğimiz geleceği açısından, yani ameliyat oldu, hasta ne olacak, hani çok iyi görecek mi, ne elde edecek açısından bakarsak, gözün en kötü dalı diyebiliriz. Yani örneğin bir katarakt ameliyatında hastayı ameliyat edersiniz, hasta pırıl pırıl görür. Hatta çok kötü bir kazada bile hastayı gayet güzel birkaç ameliyat yaparsınız, hasta yine görmesini gayet iyi bir şekilde kurtarır. Ama bu vitreoretinal cerrahide tamamen duruma bağlı. Hastalar genellikle kronik hastalardır. Kronik hasta demek şöyle, zamana, uzun zamandan beri var olan hastalar, hastalıklardır. Dolayısıyla göz sürekli bozulur yani. Bozulur ve bir an gelir ki pat diye görme hızlı bir şekilde aniden bozacak hale gelir. İşte vitreoretinal cerrahın yaptığı öncelikle bu son adımı düzeltmek. Ondan sonra gidebildiği kadar geriye doğru gitmektir ama onlar ameliyat aşamasında olan şeyler değildir. Dolayısıyla amacımız hastalara tabii ki görmesi için yapılan bir ameliyattır ve amaç bu olduğundan, fakat ne kadar görme, hiçbir zaman bir katarakt cerrahisinde olduğu gibi çok iyi bir görme falan değil. Ne kadar görürse o kadar iyidir gibi bir görme. Çünkü insanlar bazen
3 metrelik bir görmeye bile şiddetle ihtiyaç duyuyor. Şimdi hiç görmeyen bir insan düşünün, 3 metre görür hale geldiği zaman insanın kişiliği dahil her şeyi düzeliyor. Hayat kalitesi çok yükseliyor. Evet. Peki hastalar hangi şikayetler üzerine geliyor? Şimdi bundan önce söylediklerimi hemen anladınız tabii. Az görüyorlar. Yani görmeleri bazen hiç göremiyorlar. Yani görmesi gittikçe azalıyor. Azalıyor. Tabii bu azalırken uçuşanlar olabiliyor, kanamalar olabiliyor. Kanamalar gözünün önünde böyle örümcek ağı tarzında uçuşmalar yapabiliyor. Bazen görüyor, bazen göremiyor dalgalandığı için kan pıhtıları diyelim gözünün önünde. Ve bir süre sonra hasta tamamen görmez hale geliyor. Şikayeti bu. Yani yavaş yavaş artan veya aniden gelişen ciddi bir görme kaybı. Mesela 10 santimden parmaklarını göremeyecek kadar ciddi veya tamamen onu da göremeyecek, hiç göremeyecek kadar ciddi bir görme kaybıyla gidiyor. Şikayetleri bu yani. Çünkü ışık içeriye giremiyor. Peki bu cerrahiye neden olan hastalıklar nelerdir? Çok çeşitli aslında ama gruplarsam, özellikle Kıbrıs için de söyleyecek olursam, diyabet. Şeker hastalığına bağlı olarak retina bozuluyor. Retina bozulunca o damarlardan kanamalar oluyor. Kanamalar da gözün görmesini bozuyor. Veya retinada bir takım olaylar sonucunda retinanın vitreous olan yüzü ille kanama değildir tabii görmeyi bozan. Hep kanama üzerine durduk şu ana kadar. Sanki sadece vitreous kanaması gibi olay algılanabilir. Hayır öyle değil. Retina yüzü, hani vitreoretinal cerrahi. Biz şu anda vitreous'tan bahsettik daha çok. Retina üzerinde yüzeyde yani mesela pürüzsüz bir yüzeyi düşünün. Yüzeyde bir takım kırışıklıklar, gereksiz katmanlar oluşabiliyor hastalıklara bağlı olarak. Özellikle diyabete, şeker hastalığına. Ve onları da düzelterek yüzeyin de pürüzsüz hale gelmesini sağlıyorsunuz. Yani mesela bir ayna gibi düşünün. Evet ışık aynaya geliyor ama ayna üzeri toz doluysa, yani üzeri toz veya ayna küçük küçük kırıklardan ibaretse yine kaliteli göremezsiniz değil mi? En çok Kıbrıs için en güncel tarafı diyabet. Şeker hastalığına bağlı olarak hastaların görmesi ciddi olarak bozulur. Kazalarda kanamalar olabilir tabii gözün içerisine. Retina dekolmanı denen bir hastalık grubu var. Tabii onlar da olur. Artı bir de üveit dediğimiz gözün direkt olarak vitreous hastalığı değil ama iç yapısına, damarlarda hatta sistemik dediğimiz diğer hastalıklara bağlı olarak mesela romatizma hastalıklara bağlı olarak gözün vitreousu bir şekilde bozuluyor ve ona sonucunda hasta göremez hale geliyor. Yani çok geniş bir cerraha uygulama alanı var. Hatta örneğin şunu söyleyeyim. Katarakt ameliyatında beklenmeyen, istemediğiniz sonuçlar aldığınız zaman, örneğin bir takım ameliyatta katarakt parçalarının gözün içine düştüğü zaman o içinden onu çıkarmak da vitreoretinal cerrahi gerektiriyor. Yani bazen, tabii bunu hiçbir cerrahın başına gelmesini istemez cerrah, biz de istemeyiz meslektaşlarımızı. Ama diyelim ki gözün içine katarakt parçaları düştü. Onlar daha büyük reaksiyonlar yapmasını gözün içinden çıkaracak olan cerrahi tipi de vitreoretinal cerrahidir yani. Peki bu cerrahi Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirildi. Evet. Bunun daha önce neden gerçekleştirilemediği konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında en temel nedeni şu, son derece karmaşık bir cerrahi ve göz doktoru olduktan sonra da üzerine eğitim almanız gereken bir cerrahi. Tabii göz ihtisası yaptığınız yerde yapılıyor mu yapılmıyor mu özel bir cerrahi olduğu için örneğin Türkiye'de daha çok eğitim hastanelerinde hatta üniversite hastanelerinde daha çok yapılıyor. Pek çok üniversite hastanesinde de yapılmayabilir. Artı eğitim hastanelerinin çoğunda da yapılmayabilir. Yani göz uzmanının üzerine ayrı bir eğitim almaya gerektiren, uzun süreli bir eğitim almaya gerektiren bir alt dal olduğu için böyle bir ihtisas ya da böyle bir yan dal uzmanlığı diyelim Kıbrıs'ta yok tabii ki. Olmadığı için de meslektaşlarımız da bu konuda eğitim alamadığından bu cerrahı uygulayamadılar. Zor bir cerrahidir. Öyle herkesin hevesle bu işi ben yapayım diyeceği bir cerrahi değil. Çünkü sahiden sıkıntılı bir cerrahidir. Biraz önce sözünü ettiğim gibi sonuçları çoğu olguda çok parlak değildir. Çünkü yani çok parlak değil derken yani katarak gibi parlak değildir. Çünkü kronik dediğimiz hani uzun zamandan beri var olan hastalıkların son adımı olduğu için böylesine yüz güldürülmesi diğer göz hastalıklarına göre az olduğu için biraz da o yönden tercih edilmeyen bir cerrahi. Sıkıntılı bir cerrahidir özet olarak. Yani kişinin buna girmek istemesinin yanı sıra iyi bir eğitim alması artı çok geniş bir altyapı hani aletten bahsettim ya oluşturması lazım ki bu da tabii göz doktorunun potansiyelini de aşan bir şey. Bir devlet politikası falan da oluşması lazım ki uzun bu zor vitreoretinal cerrahiye göz klinikleri girebilsin. Gerçekleşen ameliyatla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi hastamıza yapılan ameliyatın bilimsel adı pars plana vitrektomi. Bu ameliyatı halk dilinde anlatmaya çalışırsak gözün içini dolduran saydam sıvı gibi bir maddenin
bir takım nedenlerle ışık geçirmez hale gelmesi, saydam demiştim, ışık geçirmez hale gelmesi ve gözün içine ışık giremediği için de hastanın göremez hale gelmesi. Bu ameliyat yapılarak hastanın ışığın gözün içine girmesi sağlanıyor ve gerekli yollara ulaşması sağlanıyor. Ameliyat bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Şu anda yanımızda hastamız bulunmakta. Öncelikle geçmiş olsun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Cemile Kacan. Güzellik bölgesindenim. Temmuz 2011 ayından beri neredeyse tedavi görmekteyim. Hocamız Gubilay Bey'in yanında devamlı tedavi gördüm. Memnunum. Ve bugüne geldim. İyiyim. Çok şükür. Eskiden göremezdim. Şimdi görmem iyi. Daha bu gözüm daha açılmadı. İşimi yaparım. Yani evde her işimi yaparım. Kahveye kadar giderim, görürüm. Memnunum. Bir de Suat Bey'den çok memnunum ki böyle bir hastane yaptı bize Kıbrıs'ta ve bizi uzak yerlerden kurtardı. Rum tarafına gitmekten kurtardı. Allah elini versin. Ve Allah ne muradı varsa versin ki böyle bir iş yaptırdı bu adam Kıbrıs'a. Bir de okulaştırdı. O da çok iyi. Benim kızım orada okudu. Master'ini de yaptı. Ondan da çok memnunum. Hasta olarak ben çok gayet memnunum. Hemşirelerden, doktorlardan, doçentlerden, Gubilay Bey'inden. Bize gereken olayla yapılan, kapıdan gereken hoş geldin, buyur, elimizden tutup getirirler. Çok güzel bir muamele yaparlar. Dışarı çıkarken bize yardımcı olurlar. Yani gayet hakikaten memnunum. Bugüne kadar ben böyle bir, yani gerçi başka hastanelere gittik de böyle bir memnunluk görmedik. Buradan çok memnunum. Alttan üste kadar, yani neyse, en alttan ne diyelim, memurundan, hemşiresinden, doktorundan hepsi memnunum. Çok şükür. Peki, çok teşekkür ediyoruz.